Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli milletvekilimiz Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum. Daha önce komisyon görüşmelerinde de söyledim. Bir defa daha genel kurula ifade edeyim. Sanayi komisyon üyesiyim. Komisyonumuzun ilgi alanı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı da dahil. 3 bakanlık var ama sayın bakanları sadece bütçe komisyonlarında görebiliyoruz. Sayın bakanlar ne komisyonlara geliyor ne de soru önergemize ciddi cevaplar veriyor. Defalarca Enerji Bakanlığı'na bağlı kitlere görev zararlarını sordum. Enerji Bakanlığı'na bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim AŞ'nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ'a ödenen görev zararı 5 milyar. Bu yıl ilk 10 ayda 62 milyar. Artış %1140. Ücretsiz doğal gaz verdik bahanesine lütfen sığınmayın. Ücretsiz doğalgazın maliyeti 8 milyar lira. BOTAŞ nasıl ve neden zarar ettiriyorsunuz anlamış değilim. Bir diğer bakanlığa bağlı kuruluş olan Elektrik Üretim AŞ geçmiş yıllarda hiç görev zararı olmamış. Bu senenin ilk 10 ayında 52.9 milyar lira görev zararı ödemesi aktarıldı. Bunu da size sorduk. Yanıt verdiniz. Dediniz ki Cumhurbaşkanlığı bir karar aldı. Belli tüketici grupları desteklemek için, vatandaşımızın yükünü hafifletmek için maliyetin bir kısmını devlet üstlendi. Eyvallah, buna sözümüz yok. Bu kararı, Cumhurbaşkanlığı'nın kararı niçin resmi gazetede yayınlanmadı? Bu karara göre hangi tüketici grupları desteklenmektedir? Bu tüketici grupların elektrik faturaları süspanse edilmeseydi ne kadar ödeme yapacaklardı? Desteklediğinde ne kadar ödeme yapıyorlar? Hem size hem Sayın Cevdet Yılmaz'a sorduk. Yine yanıt yok. Bakın bir diğer bakanlığınıza bağlı kurum Elektrik İletim AŞ 2001 yılında 4.9 milyar lira kâr ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet rapora göre 10 milyara yakın zarar ediyor. Kâr eden bir kamu işletmesi özelleştirme kapsamına alındıktan sonra zarar etmesi hangi duruma atıf getiriyor? Bu kuruma zarar bahane edilerek kelepleri fiyata satılacak mı? Açık ve net soruyorum. BOTAŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Elektrik İletim AŞ vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor? Yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi? Birkaç cümleyle EPDK'dan da bahsetmek isterim. Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu, elektrik tüketicilerin değil, elektrik şirketlerinin kolaylayan bir yapı kazanmış durumda. EPDK'nın mevcut başkanı çoklu maaş uygulamalarından alan bürokratlarımızdan. EPDK başkanı aynı zamanda Türk Hava Yolları'na bakım, onarım ve modifikasyon işlemleri amacıyla kurulan Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de de yönetim kurulu üyesi. EPDK başkanının keyfi yerinde, buna şüphe yok. Ancak kurumun işletmeleri yüzünden kamu şirketleri zarar ediyor. Ben demiyorum, Sayıştay raporu söylüyor, Sayıştay raporu. Değerli Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Sayıştay'ın 2022 Enerji ve Tabii Kaynak Bakanlığı'nın denetim raporunda elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik İletim AŞ'ye borçlarının zamanında ödemediğini tespit ediliyor. Bu tespit sonrası bakanlığa ödenmeyen borçların durumunu sorduk. Bakanlıktan gelen yanıtta Elektrik İletim AŞ alacaklarını tahsil edemediğinde EPDK'ya bir raporla durumu bildirdiğini görev olduğuna söylediler. Bu rapor yapıldı mı? 2022 yılında 10 milyar liraya yakın zarar eden Elektrik İletim AŞ bu durumu EPDK'ya bildirdi. Ancak EPDK kurumu zaten özelleştirme kapsamına alındığı için kılını bile kırpmadı. Bilemiyoruz. Ortada görev ve ihmal şüphesi olan iki kurum var. TİAŞ ve EPDK. Bakanlığa soru önergemizi tekrar verdik. Yanıt da geç tahsilatlarının faizini %60'a çıkararak yaptırım öngördüğünü söyleniyor. EPDK kararı ne zaman aldı? Atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra. 29 Temmuz 2023'te. Sayıştay'a tahsil edilemeyen alacakların tespitini hangi dönemi kapsıyor? 2022 yılı ve öncesini. Olan olduktan sonra özelleştirme... Sayın Ateş, lütfen son sözlerinizi alalım.
Olan olduktan sonra özelleştirme kapsamında kumu zararı uğrattıktan sonra çok değerli EPTK yöneticilerine geç tahsil edilecekler için olan faizi %60'a çıkarmak akıllarına gelmiş. Burada baş sorumlu EPTK'dır. Asli görevini yapmamıştır. Dağıtım şirketlerine kıyak geçmiştir. Bu tespiti çok değerli genel kurulun ve kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Yüce Meclisi'ni saygıyla selamlıyorum.